Lütfen il müdürlüklerinize müracaat edin, valiliğimize müracaat edin. Ben bugün burada sizlere hepinizin beklediği bir müjdeyi vermek istiyorum. Zannediyorum kamuoyuna bunu ilk defa açıklıyoruz. Kendi şehrimde açıklamak kısmet oldu bana. Hepinizin merakla beklediği bir konu vardı, hatırlarsınız. İstihdam kanununu çıkarmıştık. Şehit yakınlarımıza 2, gazilerimize 1 devletten istihdam hakkı tanınmıştı çeşitli kanunlarla. Bununla ilgili istihdamın organize edilmesi görevi de bakanlığımıza verilmişti. Biz çalışmalarımızı tamamladık. İlk kurallarımızı inşallah önümüzdeki hafta ayın 22'sinde Sayın Başbakanımızın da katılacağı bir iftar yemeğinde çekmiş olacağız. Şu anda bize müracaat eden 5-6 bin şehit yakını ve gazimiz var istihdam edilmek üzere. Tahminen bu rakamın yarıdan fazlasını ayın 22'sinde inşallah yerlerine yerleştirmiş olacağız. Bundan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sizi de sevindireceğini zannediyorum bu haberi. Sakarya'mızdan da müracaatı kabul edilen çok sayıda şehit yakınımız ve gazimiz var. Bu ilk istihdam kurasına girecek olan. Ama bunun devamı gelecek. Biraz önce söylediğim gibi şu anda kuraya girmeye hak kazanan başvurusu kabul edilmiş yaklaşık 5-6 bin kadar şehit yakını ve gazimiz var. Her gün değişiyor rakam. Onun için böyle yuvarlak bir şey söylüyorum. Arkadaşlarımız şu anda bile çalışıyorlar bakanlıkta. Bunların 3 bin kadarı yaklaşık olarak ayın 22'sinde istihdam edilmiş olacak. Ama ondan sonra çalışmalar devam edecek. Tahmin ediyoruz, bizim tahminlerimize göre önümüzdeki 2 ay içerisinde tüm istihdam hareketini tamamlamış oluruz bu yıl için. Aslında en büyük görev ailelere düşüyor biliyorsunuz. Çünkü çocuklarımızı yetiştirme sorumluluğumuz var. Çocuklarımızı dış etkilere karşı koruma sorumluluğumuz var. Bunun için gerçekten bilinçli olmamız lazım. Kendi günümüzün tehlikelerinden haberdar olmamız lazım. Çağa hakim olmamız lazım. Ve o tehlikelerle ilgili de çocuklarımızı hem eğitmemiz hem de uyarmamız lazım. Bu bakımdan ailelerin hakikaten önemli bir vazifesi var. Çocuğumuzla ilişkilerimizi nasıl düzenleyebiliriz? Böyle bir madde kullanımından şüphe ediyorsak bundan nasıl emin olabiliriz? Ya da şüphe ediyorsak ne yapmalıyız? Bu konuda bilinçlendiren bir yayın. Bu tabii ilk. Onun dışında birçok eğitim faaliyetinde daha bulunacağız. Ama dediğim gibi bu çağın afeti. Türkiye'de ne yazık ki payını alıyor. Sizin de dün yazdığınız ve bugün sorduğunuz gibi 6 bakanlık bir araya geldik ve çok geniş kapsamlı bir çalışmanın içindeyiz. Bu çalışmalar hiç yok değildi, vardı. Fakat tekrar bir kontrol ettik ne yapıyoruz ve bundan sonra ne yapmamız gerekiyor diye. Büyük bir bilinçle bu çalışmalar devam edecek. Şimdilik bunu söyleyebilirim.